Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Yunus suresi 7 ve 14. ayetler arasını bir sayfa şeklinde değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. İnnellezîne lâ yercûne ligâene, bize kavuşmayı ummayanlar ve radû bil hayâti dünya, dünya hayatına razı olanlar ve etmeannu bihe, ve onunla mutmain olanlar وَالَّذ۪ينَهُمْ ve onlar an اَيَاتِنَا غَافِلُونَ onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani insanlar arasında böyleleri de bulunmakta. İnsanlar yeryüzünde imtihan edilirken Allah'ı tanımakla mükellefler, diğer aleme hazırlık yapmakla mükellefler. Ama bir kısım insanlar var ki لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا bize kavuşmayı ummuyorlar. Yani Allah'a kavuşmayı ummuyorlar. Ve bunlar dünya hayatına razı olmuş kimseler. Yani varsa da yoksa da dünya hayatı, inhiye illa hayatüne dünya, bunu söylüyorlar. وَتْمَانُ بِهَا ve dünyaya mutmain. Artık dünyadan memnun, ahireti tamamen unutmuş vaziyette. وَالَّذ۪ينَهُمْ an اَيَاتِنَا غَافِلُونَ ve onlar ayetlerimizden gafil olan, ayetlerimizi nazarı dikkate almayan, ibretle ayetler üzerinde düşünmeyen kimseler. Günümüzde dünyevileşmek diye de bu ifade edilir. Daha böyle dünyayı ön plana çıkarmak, sırf dünya için çalışmak pek çok kimsenin adeta hayat felsefesi durumunda. Ulaike me'vâhumun nâr. Bunların varacakları barınak, varacakları yer ateştir. Bimâ kânû yeksibûn, yaptıklarının karşılığı olarak, kesbettiklerinin karşılığı olarak bunların varacağı yer cehennemdir. İnnellezîne âmenû ve âmilussâlihât, iman eden ve salih amel işleyenlere gelince yehdîhim rabbuhum bi îmânihim, onların Rabbi imanları sebebiyle onlara hidayet eder, yol gösterir. Burada diğerlerine mukabil olarak ehli iman zikredildi ve onların salih amel işlemesi de nazara verildi. İmanları sebebiyle Allah-u Teala onlara hidayet edecektir. Onlara yol gösterecek, cennetine onları sevk edecektir. Tecri min tahtihimul enhar, o cennetteki bahçelerinin altlarından, köşklerinin altlarından nehirler akar. Fi cennetin naim, naim cennetlerinde. Yani cennetin değişik mertebeleri var. Bunlardan bir tanesi de naim, nimet yönünü bilhassa nazara veren bir ifade. Her şey nimet, her taraf nimetlerle dopdolu. Onlar o nimetlerle dopdolu olan cennetlerde rahat edecekler, yaptıkları amellerin karşılığını görecekler. Davahum fiha subhaneke allahumma, onların oradaki duaları subhaneke allahumma demeleridir. Yani diğer alemde ibadet yok. Şekle bakan ibadetler yok. Ancak ubudiyet manası devam edecek. İşte Cenab-ı Hakk'ın sanatı karşısında insan nasıl ki subhanallah, maşallah der. Diğer alemde cennete alınanlar da doğrudan Cenab-ı Hakk'a hitap şeklinde ya Rabbi seni tenzih ederiz diyecekler. Onun sanatı karşısında hayranlıklarını bu şekilde ifade edecekler. Ve tahiyyetuhum fiha selam, ve onlar orada birbirlerine selam verecekler. Ve orası tamamen bir darüsselam, tamamen bir selamet yurdu. Ve orada bir kötülük yok. Orası şu anda insanların hayal bile edemeyeceği bir şekilde tam bir esenlik yurdu, tam bir selamet yurdu olacak. Ve burada selam denilmesi, işte cennete girerlerken melekler onlara selamun aleykum, selam size, tıptum, artık tertemiz oldunuz, fedhulûhe halidin, o cennetlere daimi kalmak üzere haydi girin. Bu manada melekler onlara selam verecek. Ve Yasin suresinde nazara verildiği gibi selamun kavlen min rabbir rahim, rahim bir Rab'den, Cenab-ı Hak'tan da onlara söz olarak selam gelecek,
ilahi selama muhatap olacaklar. Ve ahiru davahum enelhamdülillahi rabbil alemin. Ve orada dualarının sonu elhamdülillahi rabbil alemin demeleri olacak. Ve her taraf nimetle dolu, her taraftan nimetler adeta yağıyor. Bu durumda onlara düşen görev elhamdülillahi rabbil alemin deyip hallerine şükretmek olacak. Velev yuaccilullahu linnasi şerra istiyacalehum bil hayr. Allah hayra hemen icabet etmesi gibi onların şerle ilgili taleplerine eğer hemen icabet etseydi lagudiye ileyhim eceluhum, o zaman ecelleri hemen kendilerine gelirdi. Yani Allahu Teala nasıl ki hayra icabet ediyor, hayırlı dualara icabet ediyor, onlar bazen belalarını istiyorlar adeta o kafirler. İşte onların taleplerini hemen yerine getirmiş olsaydı iş biterdi, ecelleri gelirdi. فَنَذَرُ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ف۪ي تُوْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Ama biz o bize dönmeyi umut etmeyenleri tuğyanları içerisinde, azgınlıkları içerisinde şaşkın, mütehayir bir vaziyette bırakırız. Yani hemen bir anda cezalandırmayız. Onlara mühlet veririz. Onlara süre tanırız. Ve onlar tuğyanları içerisinde sergardan, başıboş bir şekilde dolaşır dururlar. Ama neticede Allah cezalandırmak istediğinde de cezalandırır. وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الدُّرُّ insana zarar dokunduğunda دَعَانَا لِجَنْبِهِ اَوْ قَائِدًا اَوْ قَائِمًا. Yani yanına uzanmışken veya oturmuşken veya ayakta olduğu halde dua eder. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ دُرَّهُ. Ama biz ondan o zararlı hali açtığımızda, ona bir ferahlık, genişlik verdiğimizde مَرَّا كَاَلَّمْ يَدْعُنَا اِلَى دُرِّمْ مَسَّ. Kendine dokunan zarardan dolayı sanki bize dua etmemiş gibi yoluna devam eder, eski haline döner, o şekilde geçer, gider. Burada insanın bir zaafına dikkat çekiliyor. İnsan daraldığında, başı daraldığında, bir takım musibetlerle sıkıştığında Allah'a dua eder. Ve Allah-u Teala ona bir genişlik nasip eder. Ama genişlik nasip ettiğinde bu kimse bakarsınız ki yani sanki daha önce dua etmemiş gibi tamamen eski haline tekrar dönüverir ve Allah'ı unutur. Kezalike böylece bunun gibi züyyine lil müsrifine mâ kânu yâmelûn. Taşkınlık yapan, aşırı şeyler yapanlara yapmış oldukları ameller süslü kılındı. Yani kötülüğü yapanlar bundan menhus bir zevk alarak yaparlar. Ve nasıl ki Allah'a ibadetin hoş bir lezzeti vardır, Allah'a dua etmenin hoş bir lezzeti vardır, küfür yolunda gidenlerin de kendilerine göre menhus lezzetleri vardır. Şeytan onlara yapmış oldukları kötü amelleri süslü göstermektedir. Ve böylece onlar şeytani bir zevkle, nefsani bir zevkle bunlardan zevk alırlar ve o şekilde bu işleri yaparlar. Mesela içkiyi düşünelim veya uyuşturucu gibi şeyleri düşünelim. İçkiyi içenler adeta akıllarını kaybediyor. Uyuşturucuyu kullananlar adeta insanlıktan çıkar bir hale geliyorlar. Ama bunu yaparken nefsani bir zevk de duyuyorlar ve ona göre bu tarzda bu gibi işleri yapmaya devam ediyorlar. Hatta hadiste şöyle ifade edilmiştir. Cennet nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle çevrilidir. Cehennem de nefsin hoşuna giden şeylerle çevrilidir. Yani insan nefsine kalmış olsa, nefsinin dediklerini yapsa bu onu cehenneme doğru götürür. Ama nefsine muhalefet etse bu da onu cennete doğru götürür. İşte içkidir, kumardır, daha bir takım başka günahlar insanların nefsinin hoşuna gidiyor ve insanlar bundan zevk alıyorlar. Ama bu bir imtihandır. Evet, nefsani bir zevk var burada ama bunun yerine ulvi zevklere tabi olmak lazım.
ruhun zevklerine, aklın, kalbin zevklerine yönelmek gerekir. وَلَقَدْ اَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا. Zulmettiklerinde sizden önceki grupları, sizden önceki devirlerde yaşayanları biz helak ettik. Yani bizden önce de tarihin değişik dönemlerinde insanlar yaşamışlar. Ve buralarda bazılarında harabeler de bulunmakta. Bu harabelerin bir kısmı toplu helakin neticesi. Yani Allah-u Teala onları toptan helak etmiş. İşte Lut kavmi gibi, İtalya'da Pompei yanardağından lavların püskürmesiyle oradaki insanların helak edilmesi gibi göz önünde olan nice durumlar var. İşte Allah-u Teala önceki devirlerde bir kısım insanları, insan gruplarını helak etmiş. Ve bu helak etme sebebi de lemme zalemu, zulmettiklerinde. Yani Allah-u Teala hiçbir kimseyi, hiçbir kavmi durup dururken helak etmez. Ancak zulümlerine bir ceza olarak, karşılık olarak onları helak eder. وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. Onların peygamberleri kendilerine apaçık delillerle gelmişlerdi. Yani peygamberler onlara gittiler. Ellerinde kat'i delillerle, peygamber olduklarını gösteren hüccetlerle vardılar. Hatta zaman zaman mucizeler gösterdiler. وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا. Ama onlar bunlara iman edici olmadılar. Yani iman etmeleri gerekirken, onlardan bu beklenirken iman etmediler. كَذَٰلِكَ نَجْزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. Ve mücrim kavmi de işte biz böyle cezalandırırız. Yani mücrim suçlu anlamında, cürüm suç anlamında bir kelime. İnsan günahları işlemek suretiyle suça girmiş oluyor. Nasıl ki kanunlar var, kanunların dediğini yapmayan suçlu kabul ediliyor ve ona göre bir ceza mekanizması var. Allah-u Teala haramı helali beyan etmiş. Helalleri yapmamak bir suç, yani emredilenleri yapmamak bir suç. Haramı yapmak o da başka bir suç. Bu manada bir insan emredilenleri terk etmekle suça girmiş olur, yasak edilenleri işlemekle yine suça girmiş olur. İnsanın nefsi normalde emredilenleri, taraf ilahiden emredilenleri yapmak istemiyor. Nefse zor ve ağır geliyor. Öte yandan yasak kılınanları normalde insan işlemek istiyor. Yasaklara karşı insanda fıtri bir meyil var. Nasıl ki Hazreti Adem ve Havva kendilerine bir ağaç yasaklandığında buna yaklaşmayın denilmişti. Ama şeytanın teşvikiyle en sonunda yaklaştılar ve o yasak ağacın meyvesinden yediler. Onun gibi Adem'in torunları olarak da bizler şu anda günah ağacıyla imtihana tabi tutulmaktayız. Ve bunun neticesinde Allah-u Teala bizi deniyor. Haramlarla, günahlarla deniyor. İşte bu haramları işleyenler, günahları işleyenler mücrim. Ama bu manada cürüm işleyenlerin cezası olacak. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sıkça buna temas ediyor. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْاَرْضِ. Sonra sizleri yeryüzünde halife kıldık. لِنَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Bakalım nasıl amel edeceksiniz? Ne keyfiyette amel işleyeceksiniz? Buna bakalım diye. Değerli izleyenlerim, Yunus Emre'nin şöyle bir ifadesi var. Diyor ki, şu dünya bir pencere, her gelen baktığı geçti. Şu dünya penceresinden daha önce niceleri baktılar, gelip geçtiler. Şu anda sahnede biz varız. Şu anda Allah-u Teala bize nazar ediyor tabir caizse. Gerçi onun nazarı gaybini, gaybi gören, her şeyi gören nazarı ezel ve ebede beraber bakar. Öncesini sonrasını beraber görür. Bizlerin yaptıklarını gördüğü gibi ilerideki devirlerde geleceklerin neler yapacaklarını da Allah görür ve bilir. Ama şu anda sahnede tabir caizse biz varız. Şu anda henüz daha hayatta olan kimseler olarak bizlerin imtihanı devam ediyor. Ve Allah-u Teala
Sonra diyor yeryüzüne sizi halife kıldık. Linanzura keyfe tamerun, nasıl amel ediyorsunuz görelim diye. Allah-u Teala bu şekilde bizi imtihana tabi tutuyor. Tahir-ül Mevlevi'nin dikkat çektiği gibi Allah'ın bizi imtihan etmesi bizi bilmek için değil, bizi bize bildirmek içindir. Yani Allah bizi aslında biliyor ama bunun ortaya çıkması lazım. Ortaya çıkması için de şu anda imtihan devam ediyor. Ve olaylar bir ayıraç. Başımıza gelen her bir olayla derecelerimiz ortaya çıkıyor. Kalitemiz ortaya çıkıyor veya kalitesizliğimiz ortaya çıkıyor. Ve böylece insanlar yaptıkları amellerle durumları tavazzuh ediyor, durumları netleşiyor. Ve bir kısım insanlar adeta cennete bilet alırlarken, gidişatları o tarafa doğru giderken, bir kısım insanlar da cehenneme adeta bilet alıyorlar ve onlar da yaşantılarıyla orayı hak ettiklerini göstermiş oluyorlar. Dünyayı yüksel ki yerin bu yer değildir, dünyaya geliş hüner değildir. Yani sadece dünyaya gelmek o kadar hüner değil. Var olmak en büyük nimetlerden ama bundan daha da önemlisi şu dünya hayatını iyi bir şekilde değerlendirebilmek. Ve şu dünya sahnesinde rolümüzü, kaderin bize biçtiği rolü iyi bir şekilde oynayabilmek. Yani bu son derece önemli. Herkes bu noktada kendini değerlendirebilir. Acaba şu hayatta benim gayem ne? Acaba ben neler yapıyorum? Nasıl yapıyorum? Acaba yaptıklarım Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı şeyler mi? Bunları iyiden iyiye düşünmek gerekiyor. Ayet-i kerimede linanzura keyfe ta'melun denilmiş. Yani nasıl amel yaptığınıza bakalım. Burada ne yaptığımızdan ziyade nasıl yaptığımız ön plana çıkıyor. Şöyle ifade edeyim. Mesela konuşmak. İnsan konuşuyor. Herkes konuşuyor. Ama konuşmaktan öte daha da önemli. Acaba bu konuşma nasıl yapılıyor? Neler konuşuluyor? Ona göre kıymet kazanılacak. Veya ibadet. Diyelim Allah'a ibadet eden var ama putların karşısında secdeye varan da var. İşte bir Müslüman Allah'ın huzurunda secdeye varırken bir müşrik putun karşısında secdeye varıyor. Demek ki burada önemli olan secdeye varmak değil, kimin huzurunda secdeye durduğumuz. Bu manada ömrümüzü eğer bir bütün olarak değerlendirebilirsek, gerçekten biz bu işin neresindeyiz, yaptığımız ameller ne kadar Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı amellerdir, az çok kendimiz de çıkarabiliriz. Cenab-ı Hakk en güzel amelleri işlemeyi hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.